Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolma yapıyoruz. Hem patatesli hem etli biber dolması, farklı bir dolma tarifi. Umarım beğenirsiniz. Bizler çok sevdik, sizler de severek tüketirsiniz. Dolmamızın yapımı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği güzel bir tarif. Bunun için ilk önce kıymamızı yoğurma kabına koyalım ve kenara alalım. Patateslerimiz var. Patates kullanıyoruz. Çiğ patates pişmemiş. Bunu ilk önce yarım parmak kalınlığında kesiyorum. Daha sonra da uzun uzun şeritler kesip küçük küçük doğrayacağım. Küçük olması gerekiyor, çabuk pişmesi için ve içinde güzel görünmesi için. Minik minik kesip patateslerimi hazırlıyorum. Bütün patateslerimi aynı şekilde kesip hazırladım. Bakın elimde de doğruyorum. İllaki tahta kullanmanıza gerek yok. Küçük küçük doğrayıp hazırlıyorum. Patatesin verdiği lezzet çok yakışıyor. Et güzel oluyor içinde. Farklı bir dolma tarifi. Kıymamızın üzerine patateslerimizi ilave edelim. Yemeklik soğanım var, kuru soğanım. Şimdi onu da küçük küçük doğrayacağım. Soğanımı da doğradım. Kıyma ve patatesimin üzerine ilave ediyorum. Salçam var. Salçama ekliyorum. Baharatlarımı ilave edeceğim. İlk önce tuzumu ekliyorum. Damak zevkinize göre baharatlarını ilave edebilirsiniz. Kimyon, karabiber, pul biber. Acı seviyorsanız daha fazla da koyabilirsiniz. Damak zevkinize göre söylediğim gibi baharatlarını ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Yarısını da pişirirken sosunda kullanacağım. Elim ile malzememi yoğurmaya başlıyorum. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce yoğuracağım.
Malzemelerin birbirine karıştığı, kıvamı da gayet güzel oldu. Biberlerimin daha önceden ben iç kısımlarını temizlemiş ve yıkamıştım. Şimdi alt kısımlarına çatalım ile delikler açıyorum. Pişerken içine su alıp daha rahat, daha güzel pişmesi için yapıyorum bunu. Patatesimin daha rahat pişmesi için, etimin de tabii ki. Çatal ile küçük delikler açıyorum. Artık biberlerimi doldurmaya başlıyorum. Biberlerimizi doldururken ben direkt elimle doldurmayı tercih ediyorum. Kıvamını daha güzel ayarlıyorum. Ve sıkı bir dolma yapmamız gerekiyor bu dolmayı yaparken. Çünkü etimiz pişerken kendi suyunu, yağını salacağı için hacmi küçülecek tabii ki. Daha sıkışık koyar isek daha güzel olur. Bütün biberlerimizi bu şekilde güzelce sıkışık bir şekilde dolduralım. Yemeğimizi yaparken patates oranını daha az da tutabilirsiniz. 4-5 patates yerine 3 patates ile de yapabilirsiniz. Daha fazla etli olmasını istiyorsanız bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi tencereme dolmalarımı yerleştiriyorum. Derin bir tencere kullanmak yerine daha yayvan bir tencere kullanmayı tercih ediyorum. Dolma yaptığım zaman tek sıra koyacağımız için daha güzel sonuç alıyoruz bu şekilde. Tencereme tam eşit geldi dolmalarım. Şimdi üzerlerine halka kesilmiş domateslerimi yerleştireceğim. Dilim şeklinde doğradım. Üzerlerine koyuyorum. Evet, bütün domateslerimi de yerleştirdim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Sosu için salçam var. Tuz, sıvı yağ ve suyum var. Hepsini bir kasede karıştıracağım. İlk önce yağımı ilave ettim. Yağ ile salçayı biraz incelttikten sonra suyunu ekleyeceğim. Pişirirken bu sos ile pişireceğiz. Bir büyük kupa su kullanıyorum. Daha sonra üzerine bir miktar daha ilave edeceğim. Evet, sosumu üzerine her tarafına gelecek şekilde ekliyorum.
Arzu ederseniz üzerine küçük parçalar halinde ara ara veya her dolmanın üzerine çok az küçük bir parça tereyağı da koyabilirsiniz. O da çok güzel bir lezzet verir. Ben tekrar yarım su bardağı su daha ilave ettim ve pişmeye bıraktım. Kaynamaya başladıktan sonra 30-35 dakika pişmesi yeterli. Daha sonra bir 5-10 dakika dinlendirip servis yapacağım. Çatalım ile de kontrol ediyorum. Gayet kıvamı güzel. Evet, dolmalarım pişti, dinlendi. 10 dakika dinlendirdim. Artık servis tabağına alıp servis yapacağım. Gördüğünüz gibi koymuş olduğum suyu bile çekmedi dolmalarım. Çünkü normal bulgurlu veya pirinçli yaptığımız dolmalar gibi su çeken bir dolma değil. Onun için çok fazla su koymuyoruz. Hatta bir bardak su ile bile rahatlıkla pişebilecek bir dolma tarifi. Evet, dolmalarım hazır. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. Görüntüsü çok güzel oldu. Lezzetine de bakacağız hep birlikte. İnanın çok güzel, yumuşacık pişmiş. Patatesleri, eti çok kolaylıkla kestim. Bakın. Güzel ve farklı bir dolma tarifimiz oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bizler çok severek tükettik. İnanın çok lezzetli, harika bir tarif. İçinde bol patatesi, eti var. Patates sevenler için harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.